Arkadaşlar sonunda hepimizin istediği gibi İbrahim abiniz YouTube kanalını açtı. Ekrandaki gibi GetGet TV yazarak veya da ilk yorumdaki linke tıklayarak İbrahim abinizin kanalına da abone olabilirsiniz. Çok kısa bir süre içinde onun kanalına da videolar gelmeye başlayacaktır. Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir rehber videosundan hepinize selamlar. Öncelikle şunu ekleyeyim arkadaşlar, zaten sesimin Travesti Orhan abi benzemesinden dolayı hasta olduğumu anlamışsınızdır. 2 gün önce gözüm şişti, şimdi boğazım şiş. Kim beddua ettiyse geri alsın arkadaşlar, rica ediyorum. Bakın, beddua eden geri çeksin onu, tamam mı? Yoksa ayna diyerekten bedduayı karşıdakine tekrar fırlatacağım, onun başı belaya girecek. Video ile ilgili de çok kısa bir bilgi vereyim. Last Year'daki karakterlerin hikayelerini zaten ben yapmıştım. Last Year ta çıkmadan önce resmen bir teori videosunda yapmıştım yani. Fakat oyun çıktıktan sonra karakterlerin hikayeleri değişti arkadaşlar. Ben de güncel karakter hikayelerini size aktaracağım. Aynı zamanda çevirilerde Türkçe'ye çok zor geçebilen kısımlar var, hatta geçemeyen kısımlar var. Dolayısıyla mecbur oralara bir şeyler yerleştirmek zorunda kaldık. O yüzden çeviride eksik veya hata varsa şimdiden kusura bakmayın, burada uyarıyorum. Amber Doğu Yakası'nın koparma yıldızı ve o bunu biliyor. Sosyal mühendislik becerileri ve keskin zekası onu birinci sınıftan beri besin zincirinin zirvesinde tutuyor. Zeki ve anlayışlı bir insan. Amber birkaç seri katilin kolej başvurularına girmesine izin vermeyecek. Bu yüzden Nightmare'a girdiğinde, yani bu kabusun içinde kendini bulduğunda, gruba ve belki de katillere sürpriz yapan bir görünüşe sahip. Chet iyi görünüşü ve futbol sahasındaki başarısı ile popüler bir çocuk. Her ne kadar bu tip gibi görünse de bir kabadayı olmaktan çok uzak birisi. Kendinden emin ve bazen de zorba olan Chet, kaybetmenin nasıl bir his olduğunu bilmiyor. Bu yüzden onun için Nightmare başka bir zorluktur. Nick'in kendisini ve kişiliğini özetleyecek olursak, tamamen rahat ve gururlu bir inektir. Nick, moda engelli ve sık sık okul zorbalarının hedefi olan bir tiptir. Kendine güveni ve doğuştan gelen bir cazibesiyle kendini taşımayı başarıyor. Nick, Nightmare'ın doğaüstü olabileceğinin farkındadır. Ancak bunun altında yatan bir bilime, mutlaka sahip olması gereken büyüleyici bir geçici döngü vardır. Bu, onun cesaretle ilerlemesi için bir şanstır. Ve Nick, katiller kadar korkunç olacağına göre onların icabına bakması lazım. Troy'un ailesi, Troy 4 yaşındayken New York'tan Forest Hills'a taşındı. Forest Hills, Fransa'da olan bir yer. Eski evine dair hatırladığı pek bir şey yoktu. Troy, sorumluluk almaktan mutlu, karizmatik ve güvenilir bir insan. Troy, insanların onu aramasını sağlamaya alışkındır. Ancak odadaki en keskin adam olmak olduğundan daha fazla sorumluluk anlamına gelir. Troy birçok korku filmi izledi ve bu yüzden bu kabusun içinde bulunduğu için kendini şanslı hissetmiyor. Bu kabustan kastım da oyunun içi oluyor arkadaşlar, yani oyuna nasıl geldiklerinden bahsediyorum. Ancak terörün ortasında takıma liderlik etmek, kaçış stratejileri geliştirmek ve herkesi hayatta tutmak ona bağlı. Sam, sakin ve hafif huylu bir kız. Çabaları sürekli geri çekilir ve asla kabadayılık edilmemesinin nedeni zorbaların onun var olduğunu bile bilmemeleridir. Sam, ezik olmaktan kurtulmaya ve sonunda havalı biri olmaya çalışmaktadır. Ama şimdilik Sam'in uğraştıkları çevrimiçi mektuplar, ortopedik ayakkabılar ve evcil tavşanları. Sam, Nightmare'ın gelişini kaçınılmaz bir şey gibi hissediyor. Sam, alternatif bir boyutta çılgın katiller tarafından kovalanacak. Evet arkadaşlar, şimdi katillerin hikayesine geçiyorum, ancak geçmeden önce küçük bir not ekleyeyim. Oyunun orijinal sitesinde katillerin güncel bir hikayesi yok. Yani şu an katillerin bölümüne girip baktığınızda katillere özel bir hikaye veya da hakkında kısmı yazılmamış durumda. Fakat oyun çıkmadan önce bütün katillerin hikayesi vardı. Ben de zaten bunların videosunu çekmiştim, kanalımda bulabilirsiniz. Fakat yine de bilmeyen veya da hatırlamayanlar varsa tekrardan bu videoda da katillerin hikayesini geçiyorum. Giant, namı diğer Cihan abi. Hapishaneden ergenlerin kanına susadığı için kaçtı. Kurbanları tutup duvardan duvara fırlatabiliyor. Güç ağırlıklı bir karakter. Çok güçlü ve fazla hasar alabilme yeteneğine sahip. Yani dayanıklı. Fakat yavaş bir karakter. Ve diğer karakterlere göre çevikliği düşük olan bir katil. Yaşı bilinmiyor. The Slasher, 52 yaşında. Saldırı klasında yer alan bir katil. Slasher, doğu tarafındaki üniversitede çılgın bir hademedir. Favori silahları balta, pala ve belki de bir testere. Kurbanları öldürmek ve ölümcül tuzaklar kurmak için en güçlü, aynı zamanda en hızlı katildir. Stranger, kurbanlarla uğraşmayı seven dengesiz bir serseridir. Kurbanlara hızlı bir şekilde hamle yaparak onları uzaktan çekebilirsiniz.
İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sitede yer alan bilgiler bunlardı. Yani bu kabusun içine nasıl düşmüşler, bu oyunun içine nasıl düşmüşler onlarla ilgili bir bilgi yazmıyor. Sadece kişilik özellikleri ve bundan önceki hayatlarında ne yapıyorlardı gibisinden bilgiler verilmiş. Tekrardan çeviride eksik veya hata varsa kusura bakmayın. Umarım video işinize yaramıştır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.